Herkese merhaba. Bilim Peşinde YouTube kanalına hoş geldiniz. Sonsuz uzay, çoğu insan için heyecan uyandıran bir konudur. Peki uzayda araştırma yapan uzay araçlarının konumlarını nasıl biliyoruz? Uzay navigasyonu, göksel navigasyon, atalet navigasyonu ve radyo navigasyonu dahil olmak üzere çeşitli tekniklere dayanır. Ayrıca, uzay aracının konumunu ve hızını belirlemek için gök cisimlerinin hareketlerinin incelenmesini içeren gök mekaniği ilkelerini kullanır. Ayrıca, GPS uzay navigasyonu için yaygın olarak kullanılır. Öncelikle göksel navigasyonun nasıl kullanıldığına bakalım. Göksel navigasyon, gök cisimleri ile ufuk arasındaki açıları ölçerek bir geminin veya uçağın konumunu belirleme yöntemidir. Bu teknik, denizciler tarafından yollarını bulmak için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Göksel navigasyonda kullanılan ana araç, iki nesne arasındaki açıyı ölçen bir araç olan bir sekstanttır. Göksel navigasyon durumunda, iki nesne gök cismi ve ufuktur. Denizciler, güneş, ay, yıldızlar veya gezegenler ile ufuk arasındaki açıyı ölçerek, dünya yüzeyindeki konumlarını belirleyebilir. Göksel navigasyon süreci, öncelikle gözlemcinin konumuna göre gök cisminin konumunu belirlemeyi içerir. Sekstant kullanılarak belirlenebilen vücudun ufkun üzerindeki yüksekliğini ölçerek yapılır. Yükseklik bilindikten sonra, navigatör, enlem ve boylamlarını belirlemek için belirli bir zamanda gök cisimlerinin konumlarının tablolarını ve bunlara karşılık gelen yükseklikleri kullanabilir. Göksel navigasyon, pozisyon belirleme sürecini çok daha hızlı ve daha doğru hale getiren GPS gibi elektronik navigasyon sistemlerinin ortaya çıkmasına kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, göksel navigasyon bugün navigasyon için önemli bir yedekleme yöntemidir ve uzak yerlerde veya doğal afetler sırasında olduğu gibi elektronik navigasyon sistemlerinin mevcut veya güvenilir olmadığı durumlarda kullanılır. Sonuç olarak, göksel navigasyon, bir geminin veya uçağın konumunu belirlemek için gök cisimleri ile ufuk arasındaki açıları ölçmeyi içeren tarihsel ve önemli bir navigasyon yöntemidir. Bir zamanlar olduğu kadar yaygın kullanılmamasına rağmen, navigasyon için önemli bir yedekleme yöntemi olmaya devam etmektedir ve bugün hala denizciler ve navigatörler tarafından kullanılmaktadır. Peki GPS ile uzayda nasıl yön bulunur? GPS, küresel konumlandırma sistemi, dünya yüzeyindeki bir nesnenin konumunu, hızını ve zamanını belirlemek için kullanılan uzay tabanlı bir navigasyon sistemidir. Sistem başlangıçta askeri amaçlar için geliştirildi, ancak uzay navigasyonu için GPS'i kullanmak için, uzay aracının GPS uydularından sinyal alabilen bir GPS alıcısı ile donatılması gerekir. Alıcı daha sonra uzay aracının konumunu, hızını ve zamanını belirlemek için birden fazla uydudan gelen sinyalleri kullanır. Bu bilgi, uzay aracında gezinmek ve hareketlerini kontrol etmek için kullanılır. GPS alıcısı, GPS uydularından gelen sinyallerin alıcıya ulaşması için gereken süreyi belirleyerek uzay aracının konumunu hesaplar. Alıcı, uzay aracının konumunu hesaplamak için bu bilgiyi, uyduların uzaydaki konumu ile birlikte kullanır. Alıcı daha sonra bu bilgiyi, hareketlerini kontrol etmek için önemli olan uzay aracının hızını belirlemek için kullanabilir. GPS, daha doğru ve güvenilir bir navigasyon çözümü sağlamak için atalet navigasyon sistemleri INS gibi diğer navigasyon sistemleri ile birlikte de kullanılabilir. Bir INS, uzay aracının ivmesini ölçmek için ivme ölçerler kullanır ve daha sonra konumunu ve hızını belirlemek için kullanılır. GPS ve INSS'nin kombinasyonu, uzay araştırmaları, uydu operasyonu ve uydu tabanlı navigasyon hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek sağlam bir navigasyon çözümü sunar. Sonuç olarak, GPS, bir uzay aracının konumunu, hızını ve zamanını belirleyerek uzay navigasyonu için kullanılabilecek uzay tabanlı bir navigasyon sistemidir. Sistem, GPS uydularından sinyal alarak ve bu bilgileri uzay aracının konumunu hesaplamak için kullanarak çalışır. GPS,
daha doğru ve güvenilir bir navigasyon çözümü sağlamak için atalet navigasyon sistemleri gibi diğer navigasyon sistemleriyle birlikte kullanılabilir. Peki atalet navigasyon uzayda yön bulmaya nasıl yardımcı olur? Atalet navigasyonu, bir uzay aracının konumunu ve hızını ölçerek belirleme yöntemidir. Atalet navigasyon, uzay aracının birden fazla eksendeki ivmesini ölçmek için bir dizi ivme ölçer kullanır. Bu bilgi daha sonra uzay aracının zaman içindeki hızını ve konumunu hesaplamak için kullanılır. Atalet navigasyon, GPS sinyalleri gibi harici referanslar olmasa bile konum ve hız bilgilerini sürekli olarak günceller. Atalet navigasyonunun temel avantajı, derin uzayda olduğu gibi harici bir referans olmadığında bile navigasyon bilgisi sağlamaya devam edebilmesidir. Bununla birlikte, atalet navigasyonu tarafından sağlanan navigasyon bilgilerinin doğruluğunun, görev boyunca biriken hatalar nedeniyle zamanla azaldığını belirtmek önemlidir. Atalet navigasyonu, daha doğru ve güvenilir bir navigasyon çözümü sağlamak için genellikle GPS gibi diğer navigasyon sistemleriyle birlikte kullanılır. GPS sistemi, atalet navigasyonu tarafından sağlanan konum bilgilerinde güncellemeler sağlayarak zaman içinde biriken hataları azaltabilir. Yine ise, harici bir referans olmadığında bile navigasyon bilgileri sağlar, ancak biriken hatalar nedeniyle bilgilerin doğruluğu zamanla azalır. Atalet navigasyonu, daha doğru ve güvenilir bir navigasyon çözümü sağlamak için genellikle GPS gibi diğer navigasyon sistemleriyle birlikte kullanılır. Peki radyo navigasyonu ile uzaydaki konum nasıl bulunur? Radyo navigasyonu, radyo sinyallerini kullanarak bir uzay aracının konumunu ve hızını belirleme yöntemidir. Birkaç farklı radyo navigasyon sistemi türü vardır. Doppler navigasyonu. Bu tür radyo navigasyonu, uzay aracının hızını belirlemek için bir radyo sinyalinin Doppler kaymasını kullanır. Doppler kayması, uzay aracının ve radyo vericisinin göreceli hareketi nedeniyle radyo sinyalinin frekansındaki bir değişikliktir. Doppler kaymasını ölçerek, uzay aracı hızını belirleyebilir. Menzil tabanlı navigasyon. Bu tür radyo navigasyonu, bir radyo sinyalinin vericiden uzay aracına ve ikisi arasındaki mesafeyi belirlemek için geri dönmesi için gereken süreyi kullanır. Vericinin mesafesini ve konumunu bilerek, uzay aracı kendi konumunu belirleyebilir. Varış açısı navigasyonu. Bu tür radyo navigasyonu, konumunu belirlemek için bir radyo sinyalinin uzay aracına ulaştığı açıyı kullanır. Vericinin konumunu ve radyo sinyalinin varış açısını bilerek, uzay aracı kendi konumunu belirleyebilir. Radyo navigasyon sistemleri, uydu tabanlı navigasyon hizmetleri, uzay araştırmaları ve uydu operasyonu dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Ek olarak, radyo navigasyonu, daha doğru ve güvenilir bir navigasyon çözümü sağlamak için GPS veya atalet navigasyon sistemleri gibi diğer navigasyon sistemleriyle birlikte kullanılabilir. Sonuç olarak, radyo navigasyonu, radyo sinyallerini kullanarak bir uzay aracının konumunu ve hızını belirleme yöntemidir. Doppler navigasyonu, menzil tabanlı navigasyon ve varış açısı navigasyonu dahil olmak üzere birkaç farklı radyo navigasyon sistemi türü vardır. Radyo navigasyonu çeşitli uygulamalarda kullanılabilir ve genellikle daha doğru ve güvenilir bir navigasyon çözümü sağlamak için GPS veya atalet navigasyon sistemleri gibi diğer navigasyon sistemleriyle birlikte kullanılır. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.